Sayın Pekin'le devam edelim. Sayın Pekin buradan devam edelim. Ee, çok teşekkür ediyoruz Sayın Karakuş. Sayın Pekin harita üzerinde anlatmak isterseniz sizden de... E, Daha olur. E, aslında memnun olurum da. Şöyle e, şunu sordum. O e, Rusya e, diye konuştuğumuz büyük ülke kuşkusuz büyük ama e, elinde yeni teknolojik e, savaş işte uçakları savaş gemileri yok mu? Bu da savaşın seyrini değiştirebilir mi? Yani şöyle söyleyeyim ben tabii e, bir bir örnek vereyim. E, Amerika Birleşik Devletleri herhalde e, 2000 yılların başında kendi e, F-35'lerini vermeye başladı şeye, kendi ordusuna. Şu ana kadar bakın e, 20 sene geçmiş 960 tane 50 tane falan uçak yapabilmiş. Yani uçak yapmak öyle kolay değil. Yani e, evet dizayn edilebilir, yapılabilir ama arkasından ee, öyle seri üretime geçmek çünkü hatalar olacak. düşüyor, başka bir şey oluyor. Yeni bir şey takıyorsunuz. Pilot uçuşu, e, uçuşu kesiyorsunuz. Yani bir defa bunu böyle bakmamız lazım. İkincisi, ortaya çıkan muharebede asimetrik tehdit asimetrik tehditlerin çok önemli olduğu işte. İda. Bir daha oturup gemi mi İda mı? E, ikisinin kullanılacağı yerler farklı farklı. Yani okyanuslarda bıçak gemisi kullanırsınız. Okyanus gemi de kullanırsınız, muharip gemi. Orada çünkü tespit etmek daha kolay okyanusta da şey. Ama e, boğazlarda böyle çok boyun dediğimiz dar alanlarda e, körfezde mesela işte e, Arap körfezinde yani e, ve şeyde Karadeniz'de küçük bir yer Karadeniz e, çok zor kullanırsınız. Yani denizaltıyı bile zor kullanırsanız denizaltının yeri bile tespit edilebilir. E, yani belki daha ufak şu anda Türkiye'nin yap, yapmış olduğu Almanya'dan Almanya ile beraber yapmış olduğu denizaltılar var. Bunlar havadan bağımsız yani hiç e, şnorkel çıkartmadan çok uzun süre deniz altında kalabiliyorlar yani mesela bunlar öyle. Yani bir defa oturup yeni baştan buradan edindiğimiz derslerle mevcut harp doktrinlerimizin değiştirilmesi gerekiyor. Stratejilerimizin değiştirilmesi gerekiyor ve bununla beraber de ne tür silah tesisatı ihtiyacımız var, ihtiyacımız var. Buna bakmamız gerekiyor. Malumse Rusya bu konuda çok geç kalmış. Yani baktığımız zaman Rusya hala İkinci Dünya ya da Soğuk Savaşın e, şeyinde, etkisinde ya da o tür malzemelere sahip. Yani büyük bir, bir gemi, Moskova gemisi ya da Karadeniz'de ufucuk bir yerde 48-50 tane gemi. Yani e, böyle bir şey. E, üstelik Karadeniz belki şuna güveniyorlardı. Karadeniz kapalı bir deniz ve Montre var. Montre dolayısıyla e, oraya girmek e, çok zor. Yani Türkiye'nin rızası gerekiyor zorlanması gerekiyor yani belki Rusya'ya bu e, bir şey vermiş olabilir e, cesaret vermiş olabilir ya da bu e, şey vermiş olabilir ilham vermiş olabilir öyle söylüyorum planlama açısından şimdi Rusya'nın durumu böyle yani Rusya hiç aklına bile gelmedi Yani tanklara kullanırken e, tanklara karşı yeni tank var silahları çıktı tek işe atıyor yani at onu sistemi basıyorsunuz mermiyi atıyorsunuz e, Amerika çok sayıda bu tür yeni tank savaş silahlarından verdi şeye e, Ukrayna'ya. Yani o zaman Ukrayna'nın tank kullanmasına gerek kalmadı. Yani tankları daha ucuz silahlarla durdurdular. Mesela bu Rusya'yı çok büyük felce uğrattı. Yani özellikle harekatın başladığı zamanlar bu işte Kiev'e çıkma vesaire falan. İkincisi e, biraz evvel komutanım söyledi yine e, hava soğuma konusu. Yani Sincir konusu. Sincirlere karşı hassaslar. Bunu beklemeleri gerekiyordu. Ve e, birçok uçağı zincirle güçlü. Sebebi ne? Daha alçak itifadan atış yapıyor. Mesela bizim şu anda e, Güneydoğu'da ya da Irak'ta, Suriye'de kullandığımız e, uçaklarda, F-16'larda hassas güdüm kitleri, lazer güdüm kitleri var. O güdüm kitleri vasıtasıyla e, hava savunma sistemlerinin menziline girmeden e, uçaklar onları büyük büyük bir doğrultuyla atıyorlar. Komutanım dediği gibi 300-400 yani saniye 300-400 Defa şey yapılıyor. Ee, ne diyelim? Güzel. lazer kütüm kiti e, ayarlıyor kendisini. E, tamam, yani yapayım. tekrar tekrar odaklanıyor ve e, hemen hemen çok sıfır, e, yani sıfır veya da sıfırdan daha az bir şeyle bir, belki birkaç e, santim, 30 santim, 40 santim doğrulukta hedefi vuruyor. Yani bunlar da yoktur Rusya'da. Şimdi bu böyle böyle söyleyelim. Bir başka konu e, hep akıllarında e, herhalde şey kaldı. Hitlerin e, Moskova'ya taarruzu yani e, yıldırım orduları gibi işte geldiler, vurdular, e, ileri doğru gittiler. E, şimdi böyle bir şey yapacağını sandı ama e, eldeki silah gücü, Ukrayna'ya verilen silah gücü buna mani oldu. Vuramadı yani ve e, hep şöyle meskün mahalle var, meskün mahallelere çekti şeyi e, Rusya'yı, meskün mahalle muharebesi yaptı. Yani yine yine Rusya'yı ee, Rusya böyle geniş bir cephe düşünüyordu. Yani bir yerde toplanmış birlikler var, kara birlikleri var. İşte e, ben gidip vuracağım diye. Halbuki birbiriyle irtibatı olmayan, e, binbaşı yarbel rütbesinde e, taburlara e, komuta eden ayrı ayrı birliklerle... E, çünkü el, e, şu anda edindiğimiz bu meşhur e, şey var, haberleşme teknikleri var. Buna işte şey de dahil, e, bu Elon Musk'ın yapmış olduğu sistemler de dahil olmak üzere, onlar vasıtasıyla hiç e, cephe bütünlüğü sağlanmadan, çok farklı yerlerdeki tabur komutanları, alay komutanları veya tugay komutanları çok rahatlıkla harekat icra ettiler. Yani bir bakıyorsunuz buradan bir harekat e, şey çıkıyor, orada yer, şey, buradan gelemezler diyorsunuz ya da burada olmazlar diyorsunuz. Ama şey, e, şeyin Ukrayna'nın önüne çıkmışlar, Cephenin önüne çıkmışlar, gelip vuruyor. Yani bütün bunlara oturup bizim de e, dikkat etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki harekatta ya nasıl bir gemiye ihtiyacımız var. Rusya maalesef e, bu işi yaparken e, şey dikkat etmedi e, ve e, şu anda hem Batı hem de Amerika Birleşik Devletleri bu savaştan çok önemli dersler çıkarıyorlar diye düşünüyorum e, ve. Burayı bir manevra alanı olarak, bir atış alanı olarak kullanıyorlar. Bir ee, manevra alanı bir atış alanı olarak kullandıkları hem silahlarını deniyorlar, hem bu silahlara karşı yeni manevraları deniyorlar. Nasıl manevra yapacaklar, onları deniyorlar. Böyle bir şey var. Şimdi şuna, şuna gelmek istiyorum. Bu savaş ne zaman biter diye söylüyorlar zaman zaman. Evet. Bu savaşın bitişi e, Rusya'nın endüstriyel kapasitesine bağlı. Yani Rusya endüstriyel kapasitesi. Ee, çalıştığı sürece ama düşerse o zaman biter. Ama şu anda böyle bir şey gözükmüyor. İkincisi e, şeyin e, Karadeniz'de e, Rusya'ya bir şey verdiler. Yani bunlar şu ana kadar in, e, bu idalardan 10 tane kullanılmış. E, İngilizlerin İngiliz Spartan'ın söylediğine göre 10 tane kullanılmış. E, bir kısmı tabii işte Odessa'da falan başka yerlerde kullanılmış olabilir. Bir kısmı da e, şeyde. Kers e, Boğazında, diğer yerlerde kullanmış olabilir. Bütün bunlara baktığımızda, bütün bunlara baktığımızda e, asimetrik savaşın devam ettiğini görüyoruz. Yani e, bunu önleyebilirim. Bir de şunu söyleyeyim, savaşta her türlü tedbir alırsınız, ama gelir bir İHA vurur. Hatta hatırlarsınız, bakın 1991'deki, tabii 91'deki Körfez Savaşında e, bir bölük e, şeye girmişti. E, Amerikalıların içerisine girmişti. Hatta e, üzerlerinde gece görüş cihazları şunlar vardı. Amerikalılarda da vardı. Yani e, bunlar olur. E, Amerikalılar bir anda şaşırdılar. Hatta biz o zaman ben oradaydım. E, şöyle bir şey çıkardılar. Dediler ki bize böyle bir şey yaparlarsa, yani şey Irak e, ani bir taarruz yaparsa biz ne yaparız? İşte uçaklarla mı kullanırız, toplarla mı kullanırız, neyi kullanırız diye. Yani bunlar olur e, savaşta, ama e, Karadeniz çok önemli çünkü Karadeniz e, de hareket kabiliyetinin bitmesi demek. Rusya'nın e, şeye çıkan tek yolu var yani Kuzey Denizi hariç o meşhur e, Kamçatka Yarımadası halde o tarafta Maksimanı falan var. Orası hariç bir tek şeyi var. E, burası var, bir de Baltık var. Yani Baltık da kapalı. Ee, öyle söylüyorum ve sonuçta şöyle bir şey ortaya çıkıyor bakın. Ee, Ukrayna e, savaşı Rusya'nın işlerine doğru e, sokmaya çalışıyor. Rusya diyor ki eğer sen böyle devam edersen barışmasız da oturmazsan ki bugün de dün ve bugün de hatırlarsınız şeyde toplantı var. Suudi Arabistan'da Cidde'de evet. e, bir toplantı var. E, bu konuyla ilgili barış e, sağlama açısından sen böyle bir şey yaparsan diyor ben e, senin içine doğru girerim. Birisi bu. Ee, yani bunu söylüyor. Ee, Rusya'da buna karşılık ne cevap verecek? Biraz evvel Sayın Komutanım söylediği Ağak ah, dahil bir sürü tedbir alır. Yani bu e, sadece bizim değil, e, Fatih Sultan Mehmet, Allah rahmet eylesin, e, sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyoruz. E, İstanbul'u alırken de Haliç'teki zincir dolayı biliyorsunuz e, gemilerin bir kısmını karadan yürütmek durumunda kalmış. Yani e, bütün bunlar muharebede olabilecek şeyler. E, Rusya'da ne yapmaya çalışıyor şu anda? Rusya'da e, şey e, savaşı Ukrayna'nın batısına doğru yaymaya çalışıyor. Yani Polonya'ya falan gireceğini sanmıyorum. Ama Ukrayna'nın e, batısına doğru yaymaya çalışıyor. Peki. Çünkü Ukrayna'nın batısında e, batısıyla ilgili Ukrayna ile Polonya arasında sorunlar var. Orası onların. Ee, Ukrayna'ya ait olduğunu falan söylüyorlar. Ee, e, ya daha doğrusu Pol Polonya'ya ait olduğunu söylüyorlar. Yani böyle bir şey var. Bir de görmezki e, günlerde göreceğiz... Afrika'da ve diğer bölgelerde de e, bir takım e, faaliyetler olacak. Bu faaliyetler özellikle Avrupa ülkelerini yani Afrika'dan e, ham madde sağlayan, Afrika'yı pazar olarak kullanan çok önemli pazar Afrika kullanan. Bazı e, yerlerde işte bu bir takım e, darbeler ve diğer konularda oluyor. Önümüzdeki günlerde bu daha da artacak. E, Sudan'da var işte Sudan'da devam ediyor. Somali'de var orada devam ediyor. E, ama bunun dışında e, işte e, 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 ne diyelim e, Sahara Altı Afrika'sında ya da Sahil bölgesi dediğimiz bölgede e, bunlar da devam ediyor. Ve bunlar e, Fransa dahil e, Amerika'ya destek sağlayan ee, Almanya, Fransa, diğer ülkeleri e, zor durumda bırakabilir. Ve dolayısıyla e, böylece savaş bir şekilde e, Afrika'ya ulaşır. Hatta şöyle söyleyeyim bakın. İki Dünya Savaşı'nda e, Roma'ya biliyorsunuz Tunus'a çıkmış ve Tunus Tunus üzerinden içeri doğru girmiştir. E, Akaryakıt noksanlığından dolayı e, şeye İngiliz e, komutanındaki İngiliz o İngiliz komutanı daha sonra şey oldu e, mütefik kuvvetler komutanı oldu evet. e, ona e, yani ona yenilmiştir yakıt kalmadığı için yani Afrika bu konuda çok önemlidir yani Afrika ve ondan sonra Orta Doğu. Ortadoğu Ortadoğu da çok önemlidir e, yani e, Türkiye'nin bunları yani önümüzdeki dönemde önümüzdeki dönemde Karadeniz'de sıkışma olduğu zaman ya yani nasıl sıkışma olur? Birkaç gemiyi daha batırırlar. Ruslar da kendi gemileriyle giderler. şeyi Odessa'yı almaya kalkarlar. Odessa'yı almaya kalkınca bu sefer NATO ve Amerika İşleri Devletleri Montörünün aksine şeyde NATO ülke NATO gemilerinin Karadeniz'e girmesine sağlayabilir. Evet diyebilir ve bu o zaman o zaman daha büyük bir sorun çıkar ortaya çünkü. Ee, Rusya öyle şey değil. Bakın yine 2. Dünya Savaşı'nda Almanlar cep deniz İngiliz kanalında e, İngiliz kanalı var. İngiliz kanalında Amerika'dan gelen bütün ikmali, lojistiği sağlayan gemileri batırmışlardır. Onun üzerine e, farklı bir durum hava kuvvetleri o bölgede görev yapmaya başladı. E, İngiliz hava kuvvetleri. Yani bunlara baktığımız zaman e, şeyin yaptığı şu e, Ukrayna'nın yaptığı Rusya'nın lojistiğini kesmek. Peki. Rusya'nın lojistiği kesildiğini anladı anlayın. Nova Sivirks Limanı işte öyle bir şey. Yani daha çok sivil liman. Ee, ve e, bu bölgede en önemli limanlarından bir tanesi. Evet, var 4-5 evet tane daha var. Onlar daha küçük. Ee, ama e, burayı burayı bir şekilde e, kan gönüle çevirirlerse o zaman Rusya'da tutar. E, Odessa'yı ve diğer yerleri almaya başlar. Peki. E, i̇şte Romanya'ya, Bulgaristan'a e, o Tuna girişini önler. Ee, arkasından böyle bir şey olunca Romanya, Bulgaristan falan e, otomatik olarak e, belki onu da tartışacağız ya e, Yunanistan devreye girer. Yunanistan'daki Amerikan üslerinin devreye girmesi, oradaki uçakların kullanılması. Çünkü şu anda e, yani, herhalde Dede Ağaç bölgesi çok derin bir liman değil. Biraz daha derinleştirilmesi gerekiyor. Yani Çok büyük gemiler yanaşamıyor. Çok büyük e, şeyler yanaşamıyor. E, o zaman diyeyim, buradan devam oluyor. edelim işte Sayın yani, Pekin. Böyle ee, bir durum var. Harita üzerinden açtınız. Ee, Ukrayna alt karjede de atmış arkadaşlarımız Karadeniz'i yakarım mı diyor. Romanya'ya, Bulgaristan'a e, yansıma <laughs> olasılığı nedir bu savaşın? Ee, Karadeniz üzerinden bir üçüncü dünya savaşı çıkar e, mı? Yani... E, şöyle bir açıklama var e, Ukrayna tarafından aslında. E, Ukrayna Güvenlik Servisi e, Başkanı e, Vasily Malyuk... Ukrayna bu operasyonu kendi kara sularında işgalci evet. ülkenin deniz araçlarına yönelik gerçekleştirmiştir. Ukrayna meşru bir şekilde hareket ederek kendini savunuyor. Rus tarafı gemilerinin hedef olmasını istemiyorsa bir an önce işgal ettiği Ukrayna topraklarından çekilmeli. Ve Karadeniz sularını kendi iç gölüymüş gibi kullanmaya son vermeli. Düşman püskürtülene kadar bu tür operasyonlarımız devam edecektir. Şimdi tabii sizin de söylediğiniz gibi... E, Rusya ve Ukrayna üzerinden, Amerika ve Batı üzerinden diyelim, Karadeniz'de bir savaş mı çıkarılmaya çalışılıyor? Yani şöyle söylüyorum, Karadeniz Karadeniz kullanılmak suretiyle Rusya'ya boyun eğdirilmeye çalışılıyor. Yani şimdi Rusya'nın bir defa birinci konu, Devletleri şu ana kadar aldığı yaptırımlarla Rusya'yı şey yapamadı, endüstriyel kapasitesini bitiremedi. Yani Rusya devam ediyor. Nasıl sonra ne yapması lazım? Ee, Rusya'nın ikmalini kesmesi lazım. Yani şimdi bir sürü yaptırımlar var. Novosibirsk limanını kullanarak bu yaptırımların delindiği e, açık. Yani bu yaptırımlar deliniyor Novosibirsk limanını e, kullanmak suretiyle. O zaman e, şuralarda bir yerde liman şöyle şöyle söyleyelim, değil mi? Evet. Evet. Şöyle bir yerde. Evet, o çukur. bir yerde. A, a, o bir tek orası var orası zaten. Şurada bir yerde. Ee, şeyi kullanarak e, Karadeniz'deki bu ilaç dair bakın bu e, tam bir şeydir. İngiliz taktiğidir. Yani İngiliz taktiğidir. İngilizler e, verdikleri bu sistemlerle e, Karadeniz'i Ruslar için kullanılmaz hale getirmeye çalışıyorlar. Şimdi kullanılmaz hale geldiği zaman otomatik olarak yaptırımların etkisi daha da fazla alışacak. Hmm. Ruslar ihracat yapamayacaklar. O zaman yapmaları gereken ne? Ama bundan bütün dünya Gize, zararlı çıkmaz mı söyleniyor. Sayın Pekin? Özellikle Avrupa eğer... E, çık, çıkabilir ama sonuçta bu şey, acaba savaşı kazanmak buna... veya kaybetmek gibi bir konu var. Hmm. E, zaten amaç yok. E, bütün Gize dünya çıkmış. zararlı çık, çıkan insan mesela şu anda da yapmıyor. Şu anda da birçok yere yapmıyor ama Hindistan alıyor, diğerleri alıyor. Suudi Arabistan'da alıyor bu petrolü. Karıştırıyorlar ve satıyorlar. Yani şimdi böyle bir şey var ama sadece düşünün, petrol üzerinden e, dememize aslında, tahıl koridoru da tartışmalı aldım. bir başlık ve e, hepimizin ihtiyacı olan bir koridordan söz ediyoruz. Türkiye'nin de ara bulucu olduğu sadece petrol ticareti değil demek istediğim. Yani şöyle söyleyeyim efendim, ben e, tahıl koridoru yani giden 30 milyon tondan bahsediliyor. 30 milyon ton ta tağıl, nerede aslında mi? ne Afrika'ya yeter. Ne açtığı önler yani tamamen e, karşı tarafta taalı kullanmak suretiyle silah olarak kullanmak suretiyle Rusyayı e, zor durumda bırakmaya çalışıyorlar yani amaçları bu yoksa e, yani mesela Çin 450 milyon ton şey e, üretiyor pet e, talı üretiyor yani Rusya mesela bu yıl 150 milyon 156 milyon ton e, talı üretmiş. Yani çok büyük şeylerdi. Yani 30 milyon ton çok az bir... E, Bunların bir kısmı, büyük bir kısmı, %40'ı, %45'i Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'daki stoklara gidiyor. Çin mesela stok yapıyor. Öyle söyleyelim. Şimdi böyle baktığımız zaman e, Rusya'yı önlerseniz, e, yani e, Karadeniz'i kullanmasını, Rusya'nın Karadeniz'i kullanmasını öner, öner, önersek o zaman ortaya şu çıkıyor. Karadeniz e, Rusya Karadeniz'i kullanmak için baskı yapacak. Yani kime baskı yapacak? Romanya'ya Bulgaristan'a doğru, o taraflar, Yani oralara diyecek ki, buraya geminizi sokarsanız batırır. Buraya birinden ne yaparsanız batırır. Türkiye'ye dönecek bu sefer. Bize, bizden serbest geçiş hakkı isteyecek, Boğazlar'dan. Ne diyeceğiz? Evet, hayır. Başka? E, diyelim izin verdik. Bu sefer izin verdiğimiz zaman Rus'a rahatlayacağı için, nefes alacağı için, diyecekler ki, Rus'a e, Monte Monte'a göre tamam. Ee, biz karşım dinlemeyiz. NATO'dasın. O zaman birlikte e, Karadeniz'e inelim ve Karadeniz'i e, Rusların kullanmasına engel olun. Böyle bir baskı gelecek başka. Başka Rusların çıkacağı yerler neresi? Şeyden evet. çıkamıyor o. Yani ya Kuzey Denizi'nden çıkacak. E, şeyden e, Baltıklardan çıkamıyor. Ya da e, bu sefer Türkiye'nin yapmış olduğu, Türkiye ile Rusya'nın Azerbaycan'ın yapmış olduğu bir takım akaryakıt e, boru hatları var, doğal gaz boru hatları var, tren yolu var işte Tiflis, Kars, Bakü tren yolu var. Onun devamı şu anda yapılıyor. Yani şeyden e, Körfez'e, e, Arap Körfezi'ne, İran Körfezi neyse o Körfez üzerinden e, de, e, devam edip şeye kadar giden, Hindistan'a kadar giden bir demir yolu var. O demir yolunun açılması söz konusu. Yine Türkiye üzerinden şeye doğru e, şeyden e, İran e, körfezinden ya da Basra evet. körfezinden Karadeniz'e doğru giden e, yollar yapılıyor şu anda. Demir yolları yapılıyor. Başka e, şeyden yine Basra körfezinden yani Birleşik Arap Emirlikleri'nden e, İsrail'in e, Hayfa Limanı'na giden bölgeye karayolu ve demir inşası var. Petrolü ve diğerlerini götürmek için. Yani alternatif konular var. Yani peki şey bu işin içine ne kadar bu kadar çok giriyor Çin? Ona bakın. Mesela Çin şu anda şeyde temsil ediliyor. Cidde'de yapılan toplantıda. Niye bu kadar çok işine giriyor? Çünkü onun da ticaret yollarının açılması gerekiyor. Burada bir savaş istemiyor. Ticaret yolları açılsın diyor, değerlendiriyor. O zaman işte bir barış planı hazırlamaya çalışıyorlar Çin'de dahil olmak üzere. Yani... Ortam gerçekten çok şey karışık bir ortam. Evet. Her geçen gün biraz daha sıkışıyoruz. Rusya da sıkışıyor, biz de sıkışıyoruz. Avrupa ve Amerika da sıkışıyor Büyük ihtimalle. Savaş daha geniş alanları. Belki karşılıklı savaş yok ama. Peki. Işte, belki Ukrayna'nın batısına yayınlanacak, yayılacak. Belki Avrupa'ya yayılacak. Bilmiyoruz. Belki de şey şeyde bir sorun çıkacak. Kafkaslar'da bir sorun çıkacak. Ya da e, Irak ve Suriye'de bir sorun çıkacak. Yani e, bunlara bakmamız lazım. Yani e, eğer Afrika'da bir şey olursa, bu otomatik olarak şeye yansır. Orta Doğu'ya yansır. Orta Doğu'ya yansıyan her şey doğ direkt bize yansır. Evet, peki. Ee, olaya ee, böyle bakmamız peki. gerekir diye değerlendiriliyor. Sayın Yakınca ile devam edeyim. Şimdi Ukrayna'nın ekleme e, Eklemeyi alayım Sayın Yakınca'ya hak. Etmeyelim buyurun. Şey yapmadan geçmeden komutan önemli bir yere getirdi meseleyi de onun için e, bir hatırlatma yapmakta fayda gördüm. Şimdi az önce bir cümle kullandı Pekin Paşam. Silahların denendiği bir sahadır dedi Sa bu aynı zamanda. Karadeniz olacak. Evet, şimdi mesela insansız teknoloji Allah aşkına onu büyük bir gururla söylerim. Bizim şu an dünya literatürüne yerleştirdiğimiz bir kavram. Bunu da en çok İngiltere tartıştı. Yani Peki. acaba insansız ordular olabilir mi? Bu kara hava ve denize denenebilir mi? Mesela şimdi e, bu Ukrayna'da Amerika dahil birçok ülkenin kendi icat ettiği silahı denediğini bir bilmekte fayda var. Mesela İda, yani İngiltere İstihbaratı'na göre 10 tane kullanıldı falan deniyor ama e, yani bu derece ilk defa kamuoyu gündemine oturdu. E şimdi Rusya'nın da buna karşı bir savunma tedbiri muhakkak olacaktır ama ben ilk defa kullanıldığı için e, böyle bir e, saldırıda e, mağlubiyeti aldığı kanaatindeyim. Mesela bizim e, ulaklarımız var. Ben Anadolu gemisinin teslim törenine gitmiştim. Orada hakikaten büyük bir gururla gördük. İşte o da İDA e, ve getirdiler e, oraya kamuoyuna göstermek için medyaya. E, orada keşif, gözetleme suüstü muharebe gibi birçok yetenekle donatılmış hatta sürü olarak da kullandığımız bir teknoloji var. Ve amaçlarından biri de onların işte liman, bu tür e, büyük gemilerin korunması. Dolayısıyla zaten bir şeyi bulduğunuz zaman antitezini de geliştirmek durumundasınız. Yani bizde ben mesela Türkiye olsa aynı zafiri yaşamayacağı kanaatindeyim. Yani Allah korusun inşallah öyle bir savaş haline düşmeyiz ama. E, burada hani Rusya acaba sınıfta mı kaldı diye bir soru sordun. Şimdi Rusya'nın ee, gerçekten elindeki silah tesisat yani günün teknolojisine göre çok geri kaldı. Çok eski. Ve aynı zamanda Rusya'da da bir hantal askeri yapı var. Yani bizim tugay, tümen, kolordu, ordu diye giderdi sıralamalar. <laughs> Mesela Türkiye NATO kapsamında tümeni e, boşlayarak tugayda kolordu yapılanmasına geçti. Bir hareket kazandık ama Rusya hala o eski sistemde. Dolayısıyla bana göre ta Ukrayna Savaşı'nın başından beri almış olduğu yenilginin de en büyük sebeplerinden biri Rusya hem ordu yapısı olarak hantal hem de eldeki silah tesisat çok e, geri kalmış teknoloji. Bana göre en çok sıkıştığı alanda o. Ha Karadeniz'i birileri ateşe mi vermek istiyor? Ben bu niyetin olduğu kanaatindeyim. Az önce hani Soçi de onun için örnek verdim. Yani bir turistik tesis ama Rusya'nın her elinde bir takım istihbari bilgiler var ki oraya yönelik de savunma tedbirleri aldı. Normalde artık sivillerin de veya sivil hedeflerin de savaş kapsamının alındığını görüyoruz ki Moskova bunun en yakın örneği. Hatırlarsan o havadan drone ile yapılan saldırılar direkt sivil yerleşim yerlerine ve şans eseri can kaybı yaşanmadı. Ee, bana göre o saldırıların planlamasında niyet başkaydı. İşte böyle bir infial yaratacak olay yaşanırsa o zaman Rusya'nın buna tepkisi ne olur? Karadeniz ne hale döner? Bunları tartışmak lazım. Belki de Amerika'nın baştan beri zorladığı o Karadeniz'i e, NATO'ya bir şekilde işin içine katma planının bir parçası olabilir diye düşünüyorum ben bu Peki. saldırıları. Çünkü bunlar yeni bir evre. İşte Polonya'ya örnek verdik, Rusya'ya yapılan o saldırıları örnek verdik. Sanki birileri savaşı daha geniş boyuta taşımak ve Karadeniz'de işin içine katmak gibi bir niyet içinde. Peki. Sayın Yakınca ile hem bu başlıklar üzerinden hem de şunu sormak istiyorum. bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Söyler misiniz? Çok kısa alayım. Buyurun. Tabi tabi bir, bir cümle kusura bakmasın ee, e, Buyurun. Gafar Buyurun. Bey e, e, şöyle e, şöyle bir şey var e, şimdi denizden yapılacak olan insansız hava araçları ta insansız e, deniz. deniz aracı taarruzunu tespit etmek daha kolay çünkü onların sürati belli yani mesela havadaki gibi e, havadaki gibi böyle 300 kilometre 250 kilometre süratle uçamıyorlar. Komutan bir takviye yapayım. Daha Mesela düşük bu, süratle uçuyorlar. Daha şu, düşük süratle uçuşları için. Şu an kullanılan komutanım 60 saat kadar suda kalabiliyor. 80 kilometre de maksimum sürat diye biliniyor. Yüküne göre değişiyor tabii bu. Yani 80 kilometre gider mi gitmez mi bilemiyorum. Yani şöyle Öyle bir söyleniyor. Şey var. Bütün elektronik cihazlar konuşma olsun, gürültü olsun olmasın mutlaka bir elektromanyetik dalga yayınlarlar. Onun karşısına siz elektromanyetik istihbarat elektronik istihbarat sistemi koyarsanız onlar o cihazın çıkardığı yani o e, işte elektrikli motorun çıkardığı sesleri karşı taraf algılar ve onun hemen tedbirini alır. Bizim bakın İskenderun'da falan bu tip gemilerin şeylerimiz var, tesislerimiz vardır. Türkiye'nin her yerinde vardır da İskenderun'u özellikle söyledim. Orada biliyorsunuz 2007'de bir e, olay oldu İsraillerle birlikte. Onun için e, bu konuda bu konuda alınacak çok tedbiri var. Ama haklısınız, komutan da haklı. Ee, önümüzdeki dönem e, herhalde mu e, hem harp, harbin şekli, hem kullanacak harp silah vasıtaları yeni baştan cizan ediliyor. Hem de bunların kullanma konseptleri yeni baştan cizan ediliyor. Biz de bu konuda yerimizi almamız gerekir diye değerlendiriyorum. Peki. Ee, Aldık e,